Olgun bir avokadoyu alıyorsunuz. Tamam. Blender'a atıyorsunuz. İçerisinde 2 yemek kaşığı kakao, halis kakao, o Tamam. %70'in üzerindeki kakaodan koyuyorsunuz. Bir gece önceden ıslattığınız tunus hurmasını, yaklaşık böyle 6-7 tane yetiyor. Çekirdeklerini çıkarıp onu da içerisine atıyorsunuz. Onu blenderdan geçiriyorsunuz. Çıkarırken de içine bütün cevizleri şöyle biraz elinizle böyle iri bir şekilde kırıp kaşıkla karıştırıyorsunuz. Kaselere koyuyorsunuz. Hocam çocuklar, şimdi yiyesim çocuklar, var. Aynen benim de evet, şu anda. Çocuklar bunu puding diye gerçekten hiç şey inanmazlar. İçinde avokado olduğuna asla inanmazlar. Avokado, kakao ve hurma. Hurma yoksa mesela ben kuru üzüm koyuyorum. Kuru eğer üzüm evde ne olur varsa mu? kuru üzüm koyuyorum. Eğer kaliteli bir bal varsa kaliteli bal bir bal koyabilirsiniz içerisine. Bal da çünkü biraz hani o şekerli bir balsa değil ama kaliteli bir balsa bal koyabilirsiniz. Ama özellikle tunus hurması bir gece önceden ıslattığınız tunus hurması çok güzel bir hem aroma veriyor hem de tadını çok güzel yapıyor. Bu arada içerisinde muz, olgun bir muz koyabilirsiniz. Muzlu tarifler evet, aslında. Olgun bir ben muz koyabilirsiniz. Ben bazen yoğurda muz karıştırarak veriyorum. Hani bir tık bir şey mesela oluyor. Şu anda çocukların seveceği bir şey işte yoğurdun yani de koyu kıvamlı bir yoğurun içerisinde herhangi bir meyveyi koyup onu böyle süzme yoğurt da yapıyoruz. Çubuklarla dondurmak. Çocuklar onları çok seviyorlar. Evet. Doğru, o tarz şeyler de kullanabilirsiniz. Evet. Hani hem meyveyi almış olur hem yoğurdu almış olur. Şimdi şöyle bir dedikodu dolaştı hep dondurmadan uzak durulsun dondurmadan. Onun aslı astarı yok değil mi hocam? Eğer dondurma güvenilir bir dondurmaysa tabii ki aslı astarı yok. Şimdi hep deniyor ya dondurma hasta mı ediyor? Siz de çok iyi bilirsiniz ki dondurma eğer hijyenik değilse sizi hasta eder. Evet. Eğer hijyenik bir dondurmaysa kışında bütün ülkeler kışın dondurmayı çok rahat bir şekilde tüketiyor. Ben de o kadar çok severim ki. Hiçbir sıkıntı yok. Bu arada zerdeçalla ilgili çok fazla soru geliyor. Evet. Bana da soru geliyor. Hemen iki tane yayın okudum. 2020 yılında yayınlanmış iki tane yayın. İkisinde de COVID enfeksiyonuna karşı zerdeçalın kullanılabileceğini söylüyor. Ama burada da hep şey var. Doz çok önemli. Şimdi bir antioksidan deriz de biz C vitamini, E vitamini. Antioksidanı aşırı kullandığınızda oksidan oluyor. Yani bu sefer yararlı molekül zararlı hale gelmeye başlıyor. O nedenle de burada dozlar çok önemli. Onun için de baharat olarak zerdeçalı kullanabilirsiniz gün içerisinde. Supplement olarak kullanmak istiyorsanız da mutlaka bir sağlık profesyonel başlamak gerekiyor. Çünkü mesela kan sulandırıcı bir ilaç kullanıyorsanız zerdeçal yani size iyi gelmeyebilir. Yani başka şeyi olabilir. Evet. Peki üzüm sirkesi çok konuşuluyor. Bağışıklığımızı koruyor mu üzüm sirkesi? Şöyle bütün fermente yiyecekler laktik asit bakterisi içerdiği için tabii ki bağırsak sağlığına olumlu etki yapacak. Ama biz bir ürüne probiyotik damgası etiketi vurmak istiyorsak eğer 1 gramında 1 milyar canlı bakteri olması gerekiyor. Bunu ben bilmiyorum. Yani şu bunu ben bilmiyorum derken sirkenin içerisinde var mı yok mu bilmiyoruz. Evde yaptığımız yoğurtta var mı bu miktar? Bu miktar yok. Yok. Bir de evde yaptığımız yoğurtta şöyle bir sıkıntı var. Mide asitlerine dirençli değil. O nedenle de bağırsağa geçip geçmediğini çok fazla bilmiyoruz. Kefir evet çok iyi bir probiyotik. Kefiri mutlaka kullanabilir ama kefir bile 1 milyara ulaşmıyor. Onu söylemek isterim ama kullanılsın. Yani bütün ferment ürünler şu anda soframızda olabilir. Her zaman olabilir ama dediğim gibi anlam yüklemeyelim. Ne olursunuz. Hazır yoğurtlar var. Probiyotik yoğurtlar. Kesinlikle kullanılabilir. Onlarda tabii bu miktar var değil mi? Tabii çünkü onlar onun zaten. Onlar zaten özel olarak üretildikleri için şu aşamada fermente yiyecekler soframızın baş tacı olsun. Tam tahıllar vücudun süpürgesi, baklagiller vücudun süpürgesi. Onları asla ve asla unutmayalım. Şimdi tabii evde çocuklar ve online eğitimler olduğu için çocukların sevdiği yemekler yapmakta insanlar yani zorlanıyorlar. Yani çünkü hadi biz bir kendimizi zorlarız ama onlara dediğimiz gibi işte pudingler, mudingler. Mesela içecek ne önerirsiniz onlara? Valla ben şöyle söyleyeyim. 2 haftadır yaptığım içeceği söyleyeyim mi? Tamam lütfen. Kıştan koyduğum kızılcık vardı. Kızılcık. Derin dondurucuya eşimin koyduğu. Bu kızılcık, da ne kadar önemli. Evet, kıştan bir sürü şey koymak lazım. Kızılcığı kaynattık. Hiç şeker koymadan. Onu gayet güzel sıvı olarak tükettik. Ondan sonra şu anda dondurmuş olarak böğürtlen alabilirsiniz, ahududu da alabilirsiniz. Onları kaynatıp onların sularını gayet verebilirsiniz. Evet. Limonata yapabilirsiniz evde. Fazla şekerli olmadan. Evet, fazla şeker yerine bal kullanabilirsiniz limonatayı yaparken de. Gazlı herhangi bir içecek olmaksızın. Kompostalar mesela Türk mutfağının biliyorsunuz. Evet, kompostaya da şeker koymayı. Şekersiz çok güzel. Evet. Ben kayısı ayva yaptım. Evet. Şahane oldu. Kuru üzümle birlikte kaynatırsanız eğer o tatlılığı da sağlayabiliyorsunuz hiç şeker eklemeden. Mesela işte elma ile kuru üzümü kaynatın. İşte ayva ile kuru üzümü bir arada kaynatın. Evet çok güzel oluyor. Çok güzel kompostalar elde edebilirsiniz. Peki ben bir ekmek meselesini merak ediyorum.
bir ekmeği aldık. Şimdi açıktan mı alacağız? Nasıl alacağız ekmeği? O bir sorun sanırım. Ya ekmek hiçbir zaman açıkta olmamalıydı. Yani bir süre denendi aslında biliyorsunuz. Siz de işte paketlenme. Paketlenince işte sıcak paketlendi. Ekmekler kendini bıraktı. Tabii olmadı. Evet. Şu aşamada tabii ki mümkün olduğunca açık ekmek yine de almamaya çalışalım ama benim gördüğüm mesela benim mahallemde bir fırın var. Çok hijyenik bir şekilde işte eldivenleri, maskeleri çok güzel bir şekilde ekmekleri bize sunuyorlar. Ha, garantisi var mı? Tabii ki yok. Ama şöyle bir şey var. Aldığımız ürünü eve getirdikten sonra 3-4 saat zaten bıraktığımızda virüsün etkinliği ortadan kalkıyor. Hı-hı. Enfeksiyoncular bunu bu şekilde açıklıyorlar. En fazla plastikte kalıyor biliyorsunuz. Mesela kağıtta 3-4 saat diyorlar kalabildiğini. Marketten aldığımız o sebze meyveyi de evde nasıl yıkayacağız? Tamamdır. O aslında aklımdaydı. Şöyle ben kendi yaptığımı söyleyeyim. Marketten geldikten sonra büyük bir kabın içerisine temiz suyu koyuyorum. Önce aldığım bütün o sebze meyveleri ayrı yapıyorum, sebzeleri ayrı yapıyorum. Suyun içine bir bastırıyorum. Yaklaşık bir 30 dakika onları öylece bekletiyorum. Evet. Sonra akan suyun altında ellerimle ovuşturarak yıkıyorum. Hatta bunu aslında besin güvenliği açısından biz hep söyleriz. Eğer ki sert kabuklu bir, mesela elma olabilir, yumuşak kılı bir fırçayla yıkarken bile yapabilirsiniz, fırçalayabilirsiniz. Sadece o amaç için kullandığınız bir fırçayla. Özellikle sebzeleri, işte maydanoz gibi, işte dereotu gibi, ıspanak gibi sebzeleri mutlaka ıslatırken bir miktar sirke koymakta fayda var. Biz sirkeli suya bastırıyoruz, mutlaka, doğru mu diyecektim mutlaka. Ben de. Evet, özellikle yapılan çalışmalar var. Mesela en kirli maydanoz. Hmm. Evet, yani maydanoz en zor temizlenenlerden güzelim, bir tanesi. Güzelim şeyimiz aslında. Evet. En o yüzden de hani o suyda bekletme işini mutlaka yapmamız gerekiyor. En azı 30 dakika beklesin. Evet. O bir yumuşasın. Ondan sonra kirini bir bıraksın. Ve sonra akan su altında yıkamayı unutmayalım. Tamam. Yani akan su orada çok önemli.